Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Yozgat TV izleyicilerimiz, Sorgu Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Din Ekseninde Hayatımız adlı programımızda yine birlikteyiz. Bugün bayram değerli kardeşlerim. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Sorgun vaizimiz Eyüp Lale hocamla bayramı konuşacağız inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bayramınız mübarek olsun hocam. Teşekkür ederim, sizin de inşallah. Rabbim sevdiklerimizle beraber tekrarların nasip etsin inşallah. Amin, amin. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Elhamdülillah, iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Dostlarımızı, akrabalarımızı, yaranlarımızı aradık, bayramlaştık. Rabbim tekrarların nasip etsin inşallah. Amin, inşallah. Hocam bugün bayramı konuşacağız. Evet. Sizlere birkaç sorum olacak inşallah. Bayram nedir? Bayram deyince ne anlamalıyız sevgili hocam? Evet, öncelikle bayramı tanımlamadan önce iki hususa değinmemiz icap ediyor. Onlardan birisi Ramazan ayını bitirdik. Onun burukluğu var içimizde. Çünkü Ramazan ayı gerçekten rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir taraftan onun burukluğu içimizde, diğer taraftan da bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Fakat buruk bir bayram yaşıyoruz. Malumunuz pandemi dönemindeyiz. Efendim, belki bundan önce yaptığımız diğer bayramlardaki faaliyetlerin birçoğunu yapamayacağız ister istemez. Ama elhamdülillah hayat devam ediyor. Bugünlerin biz geçici olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Rabbim nasip ederse bundan sonraki bayramlarda daha güzel günlerimiz olur diye düşünüyoruz. İnşallah. Ancak bu şuna bağlı. Kıymetli izleyicilerimiz bayram diye tedbiri elden bırakmamalılar. Tedbir, tedbir, tedbir. Çünkü şu ana kadar önemli bir mesafe kat edildi. İnşallah daha güzel günleri yaşayabilmek için bu bayramda da tedbirlere riayet edelim. Biraz daha sabırlı olalım diyorum. Ol vesileyle bütün izleyicilerimizin de buradan bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah daha nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli bir şekilde, pandemiden kurtulmuş bir şekilde ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Amin hocam. Bir diğer nokta da bayramımız buruk. Nedeni de aşağı yukarı biz bunu neredeyse kanıksar hale geldik. Her Ramazan'da dünyanın muhtelif yerlerinde Müslümanlara zulmedildiğini duyar olduk. Son olarak da işte İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıkları malum. Orada İsrail savunmasız insanları hunharca öldürebiliyor, onlara zulmedebiliyor. Efendim, onlara akıl almaz eziyetleri yapabiliyor dünyanın gözü önünde. Hem de Mescid-i Aksa bizim için önemli. Bir iki noktadan onun önemini de ifade edelim. Bir kere Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi, bizim ilk kıblemiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde 16 ay kadar takriben Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelerek namazlarını kıldılar sahabe-i kiramla beraber. Ondan sonra kıblenin değişmesini emreden ayet-i kerime nazil olunca kıble olarak Mescid-i Haram tarafına yönlerini döndüler. Bir diğer nokta Mescid-i Aksa Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği bir mescit. Ama tabii şu anda onun inşa ettiği mescitten çok fazla bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok diyebiliriz. O eski mabetten kalan şu anda Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri kısımdan ibaret. Şu an oradaki mescit, mevcut bulunan mescit, Abdülmelik bin Mervan Emeviler döneminde, Abdülmelik bin Mervan zamanında yapılmış bir mescit. Ama oranın manevi bir ehemmiyeti var. Bizim için önemli olan üç mescitten biri, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen mescit. Aynı şekilde İsra ve Miraç hadisesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece vakti götürüldüğü ifade ediliyor. Oradan da Miraç'a çıktığını biz biliyoruz. Miraç'ın başlangıç noktası tabiri caizse. Evet. Diğer taraftan birçok peygamberin mekanı, birçok peygamberin de uğrak yeri. Ondan dolayı hani Mescid-i Aksa bizim için neyi ifade ediyor dersek,
bu noktaları öz olarak ifade edebiliriz. Şimdi bayram nedir'i konuşacağız inşallah. Bayram nedir demeden önce Alvarlı Efe'nin güzel bir şiiri var. Evet, bayramı anlatan, işin doğrusu bayramı özetleyen bir şiir. Kendisini de rahmetle yad ediyoruz. O şiiri aktaralım. Ondan sonra da bayram nedir diyelim inşallah. Evet. Bayram ol bayram ola. Can bula cananını. Bayram o bayram ola. Kul bula sultanını. Bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola. Dilde hicap ref ola. Cümle günah affola. Bayram o bayram ola. Mevla bizi affede. Gör ne güzel id ola. Cürmü hatalar gide. Bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak. Nuru hidayet siyak. Cenneti âlâ durak. Bayram o bayram ola. Hakkı seven merdişir. Kalbi olur müstenir. Allah ola destigir. Bayram o bayram ola. El tuta kitabını. Dil tuta hitabını. Can tuta şitabını. Bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfü hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dilü can, aşkı eden heyecan, fethola babı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfi kerem, dahili babı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola diyor Alvarlı Efe. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Esasında bayramı özetleyici bir vasfı var. Şiirin içerisinde bayramın ne olduğu, bayramda neler yapıldığı, esas bayramın ne olduğu ifade ediliyor. Ama biz yine de bayram nedir diyelim. Bayram kelimesi Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügat-ı Türk'teki tespitine göre Farsça bezrem ya da bezram olup sevinç ve eğlence günü anlamına geliyor. Yani Farsçadan bize geçmiş bir kelime. Atalarımız İslamiyet'i kabul edince Arapça id kelimesi bayramdır. Onun karşılığında bayram kelimesini kullanmışlar. Günümüzde de dini bayramlar milletimizin manevi bütünlük ve beraberliğini, kardeşliğini gösteren, hep beraber sevindiğimiz, mutlu olduğumuz günlerdir. Bayramlar küskünlerin barıştığı, paylaşılarak kederlerin azaldığı, mutlulukların ziyade olduğu zaman dilimleridir. Tabii bayramların amacı millet hayatında sağlanan milli birlik ve beraberliği ve ortak değerleri beraber yaşamaktır. Çünkü bayram günleri millet olarak ahlak ve geleneklerimizin devamını sağlayan unsurlardır. Bayramlar büyüğüyle, küçüğüyle, genciyle, yaşlısıyla, sağlıklısıyla, hastasıyla bütün insanlarımızın paylaşma bilinciyle birbirine aradıkları, dargınlıkların bir kenara bırakılarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşanılan güzel günlerdir. Bizim iki bayramımız var malumunuz. Dini bayram olarak. Tabii milli bayramlarımız da var. Ama sohbetimizin konusu Ramazan bayramı olduğu için biz dini bayramları zikrediyoruz. Bunlardan birisi Ramazan bayramı. İd-i Fıtr diyoruz. Fıtra bayramı da deniliyor. İftar oradan geliyor. İftar kelimesi oradan geliyor. Ramazan bayramına efendim şeker bayramı denilmesi doğru değildir. Bizim şeker bayramı diye bir bayramımız yoktur. Bizim Ramazan bayramımız vardır. Onun terminolojideki ismi İd-i Fıtır'dır. Yani fıtır bayramı, iftar bayramıdır.
Buna küçük bayram da denilmiş. İd-i Sagir de denilmiş Ramazan bayramı için. Bir diğeri de İd-ül Edha diye ifade edilen kurban bayramıdır ki buna da İd-i Ekber ismi verilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde bakıyor ki Medinelilerin eğlendikleri iki günleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugünler nedir? Neden bugünlerde eğleniyorsunuz diye sorduklarında onlar dediler ki biz cahiliye günlerinde bugünleri eğlenceye tahsis ettik. Bugünler bizim mutluluk günlerimizdir dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah size o iki gün yerine daha hayırlı iki bayram vermiştir. Bunlar Ramazan bayramı ve kurban bayramıdır şeklinde buyurdular. Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın belirlediği iki bayramımız var. Dini bayramımız var. Birisi kurban bayramı, birisi de Ramazan bayramı. Ramazan ve kurban bayramları hicretin ikinci yılından itibaren Medine'de kutlanmaya başlanmış. O günden beri kutlana gelen bu iki bayram Müslüman milletlerin aynı zamanda da dini bayramları haline gelmiştir. Değerli hocam. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Bayram nedir? Bayram deyince ne anlıyoruz? Dedik. Teşekkür ederiz, cevabımızı verdiniz. Hocam niçin bayram yapıyoruz? Neyin bayramını yapıyoruz? Evet, çok güzel. Şimdi bazen çocuklar soruyorlar. Diyorlar ki hocam Ramazan gittiği için mi seviniyoruz? Değil. Ramazan bittiği için sevinmiyoruz. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde diyorlar ki eğer insanlar Ramazan ayındaki fuyuzatı bilselerdi senenin tamamının Ramazan olmasını isterlerdi. Bu feyzin, bu bereketin, bu rahmetin farkında olan müminler tabii ki Ramazan gitti diye bayram yapmazlar. Ancak Ramazan'ın aramızdan ayrılması bizde bir burukluk meydana getirirken diğer taraftan da umumi bir iftar zamanına kavuşmadan dolayı yani genel bir iftar. Şimdi Ramazan ayında ne yaptık? İşte gündüzleri oruç tuttuk, akşamları iftar ettik değil mi? Akşam iftar ettiğimizde Efendimiz de hadis-i şeriflerde ifade ettiği gibi oruçlu için iki sevinç vardır. Bunlardan birisi akşam iftar ettiğinde sevinir. Çünkü haliyle insan akşama kadar yemeden içmeden vesaire şeylerden uzak durur. Dolayısıyla acizliğinin bir gereği olarak acıkacaktır, susayacaktır. Yemek yediği zaman, bir bardak su içtiği zaman gözünün önü aydınlanacaktır ve sevinecektir. Evet. Bu sevinç de yüzüne yansıyacaktır. Efendimiz bunu böyle diyor. Oruçlunun birinci sevinci akşam iftar ettiği andaki sevincidir. Bir diğeri de diyor Allah katında oruç tuttuğunun mükafatını elde ettiği günkü sevincidir. Aslında bu bir nevi Ramazan bayramını da ifade ediyor. Yani umumi bir iftar zamanı olması vesilesiyle birinci husus olarak biz Ramazan bayramı şeklinde bir bayram kutluyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bu hususla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki muteber oruç hep beraber Ramazan ayında tuttuğumuz oruçtur. Muteber oruç. Esas kabul oruç. Çünkü burada tevhidin de bir ifadesi var. Birliğin, beraberliğin de bir ifadesi var. Senenin 12 ayı içerisinde sadece Ramazan ayında değil mi? O Ramazan ayını kendine mahsus özelliklerinden dolayı o ayı ibadet ayı. Yani oruç ibadeti için tahsis edilmiş bir ay olarak kabul ediyoruz. Mevla Teala'nın bize emriyle bütün Müslümanlar, dünyanın herhangi bir yerindeki bütün Müslümanlar aynı anda oruç tutuyorlar. O yüzden Efendimizin bu vurgusu önemli. Esas oruç, muteber oruç hep beraber tuttuğumuz oruçtur. Çünkü Ramazan ayı dışında insanlar muhtelif zamanlarda, muhtelif oruçta ne yapabilirler? Tutabilirler. Ama Ramazan ayında hep beraber. Bütün inananlar hep beraber oruç tutuyoruz. Bu yönüyle önemli. Muteber iftar da hep beraber yapmış olduğumuz iftardır. O da bayramdır. O da bayramdır. Yani umumi bir iftar zamanı olması vesilesiyle biz Ramazan bayramını kutluyoruz. Yine bir diğer noktası yani neden bayram yapıyoruzun bir diğer ifadesi de bir ay boyunca nefsimizle bir mücadeleye girdik.
ve nefsimize galip geldik elhamdülillah. Çünkü imsaktan iftara kadar gönlümüzün arzu ettiği oruca mugayir hiçbir işi yapmadık. Bu nefsi yenme demektir. Bu nefse galip gelme demektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى buyuruluyor. Yani Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsini kötü arzulardan uzak tutan kimseye gelince, nefsinin önüne set çekebilen kimseye gelince nedir? فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى onun barınağı cennetin ta kendisidir. Demek ki cennete ulaşmanın yolu bu. Nefsin gayrimeşru isteklerine set çekebilmek. İşte onu da biz Ramazan'da öğreniyoruz. Ramazan bir mektep aynı zamanda. Nasıl ki öğrenciler okulu bitirdiklerinde diploma alıyorlar ve seviniyorlarsa, aynen müminler de Ramazan ayı mektebinden tabiri caizse mezun oluyorlar. Bayramda onların efendim diploma alma zamanı. Böyle değerlendirebiliriz. Yine ayet-i kerimede قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ arınan kurtuluşa erer. وَزَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّ ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse de şeklinde. Ayet-i kerimelerdeki tezkiye kelimesi üç temizliği de içeriyor. Kalp temizliğini içeriyor, beden temizliğini içeriyor, malın temizliğini içeriyor. Kalbin temizliği malumunuz ibadetle olur. Kalbi arındırmak ibadetle mümkündür. Ve Ramazan ayında ibadetlere daha fazla önem vererek kalp temizliği yapmış olduk. Kalbimizi arındırdık. Oruç, teravih, zikir, dua, mukabele, hayır hasenatlar, birçok nafileler elhamdülillah. Onlar bizim kalbimizi arındırdı inşallah. Bir diğeri beden temizliği, bu abdest ve gusülle olan bir temizlik. Bir diğeri malın temizliği. Ayet-i kerimede ifade edilen temizlik onu da ifade ediyor. Yani zekat, sadaka, fidre, fidye değil mi? Evet. Bunların tamamı Ramazan'da yapmış olduğumuz ibadetlerden. Esasında zekat malın üzerinden bir sene ne zaman geçtiyse, yani zekat nisap miktarına ulaştı, zekata tabi olan bir maldansa üzerinden de bir yıl geçtiyse, o sene geçtiğinden itibaren farz olmakla beraber biz Ramazan ayında Allah-u Teala'nın yapmış olduğumuz ibadet-i taatlara katlarca sevaplar verdiğinden dolayı onu da ona getiririz. Daha güzel olur. Evet. Alü'l-Ala olur. İşte Ramazan dedik bir arınmaydı. Nefsimizi arındırmanın ifadesi olarak bayram yapıyoruz. Bir diğeri mükafat alma zamanı. Yani bayram demek mükafat alma zamanı demek. Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinde de ki Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım. Kul ya ibadi ibadillezine amenu. Ey inanan kullarım ittegu rabbekum. Rabbinizden korkun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin ki lillezine ahsenu fi hadhi dunya hasene. Yani bu dünyada iyilik yapanlar ne yapacaktır? İyilik bulacaklardır. İyilik yapan iyiliğinin karşılığını mutlaka alacaklardır. Ve arzullahi vasiya. Allahu Teala'nın arzı geniştir. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Allahu Teala sabredenlere mükafatlarını hesapsız bir şekilde verecektir. Oruç dedik sabrın yarısıdır dedik. Sabrettik, sabretmeyi öğrendik. Oruç sabır mektebidir dedik. Elhamdülillah Ramazan'dan sonra da bu sabrın karşılığını alma zamanıdır diyoruz bayram için. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğu rivayet ediyor Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kadir gecesi geldiğinde melekler Allah'ı zikreden her kula Allah'tan rahmet dileyip dua ederler. Kadir gecesi geldiğinde melaike-i kiram Allah'ı anan, Allah'ı zikreden her kula Allah'tan rahmet diler, dua ederler. Ramazan bayramı olunca da ey meleklerim der Cenab-ı Allah, işine bağlı olan, işini güzel bir şekilde yapanın mükafatı nedir? Allah-u Teala meleklere sorar. Melekler derler ki, ya Rabbi onun mükafatı
ücretinin eksiksiz olarak verilmesidir. Allah. Yani bir kimse herhangi bir işi yaptığı zaman, değil mi? Herhangi bir işi yaptı, karşılığında neyi bekler? Ücretini. Ücretinin eksiksiz ödenmesini bekler. Yani ücretinde bir miktar azaltma yapılsa onun hoşuna gitmez, değil mi? Çünkü o onu bekliyor. Ücretini tam almayı bekliyor. Aynen onun gibi Allah-u Teala meleklere diyor, bunu sorar. Ey benim meleklerim, işini tam yapan bir kimsenin efendim beklentisi nedir? Onun mükafatı nedir? Melekler de derler ki ya Rabbi, onun mükafatı ücretinin eksiksiz kendisine verilmesidir derler. Allah-u Teala meleklere der ki benim kullarım emrettiğim şeyleri yaptılar. Benim kullarım emrimi yerine getirdiler. Oruç tutun dedik, değil mi? Oruç tuttular. Zekat verin dedik, zekatlarını verdiler. Hayır hasenat yapın, hayır hasenat yaptılar vesaire. Bunun gibi sonra da bana dua ettiler, el açtılar, değil mi? İftarlığının, oruçlunun duası makbuldür dedik. Her iftar ettiğimizde elimizi dergah-ı ilahiye açtık. Evet. Dualar ettik elhamdülillah. Onların dualarını kabul edeceğimdir Mevla Teala. Allahu ekber. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Duaların makbul olduğu noktalardan birisi de bu. Allah Teala kullarına da diyor, şöyle der: ey benim kullarım, yaptığınıza karşılık olarak sizi bağışladım. Bundan önce yapmış olduğunuz kötülüklerinizi iyiliğe tebdil ettim. İşte Ramazan bayramı demek bu kazancı elde etme demektir değerli hocam. Hocam çok güzel bir müjdeyle cümlenizi tamamladınız. Gerçekten evet. Bugün bayramın birinci günü, evet. Ve inşallah bu duanın, bu evet, kabulün olduğu gün, öyle düşünüyoruz. Evet. Rabbim kabul eylesin inşallah. Amin inşallah. Hocam son bir sorum. Evet. Bayramda ne yapacağız? Evet, şimdi ne yapmayacağız? Ya biraz ne yapalım ne yapmayalım. Evet. İkisini aynı anda birleştirip cevaplandıralım. Şimdi gönüller mesafe tanımaz. Bunu bir kere böyle bilelim. Gönüllere efendim mesafe söz konusu değildir. Şu anda ne yaparımızı konuşacak olursak belki ziyaretleri yapmayacağız. Yani yapmadık gerekiyor hocam. Yapmadık, gitmedik zaten. Evet. Telefon evet ettik. Aynen, aynen. Başka türlü aynen olmuyor zaten. Şimdi bayram devam ediyor. Tabii, dolayısıyla 3 gün. Gün bayram, Ramazan tabii bayramı 3 gün. Normal zamanlar için söz konusu olsaydı diyecektik ki efendim bayram namazımızı kılarız. Efendim bayram namazımızı kıldıktan sonra evimize geçer, iftarımızı yaparız, değil mi? Aynen. Umumi iftar. Yemeğimizi yeriz. Ondan sonra eş, dost, akraba en yakından başlamak kaydıyla ziyaret ederiz kabirlere varıncaya kadar. Çünkü insanın ölüsü de muhteremdir, dirisi de muhteremdir. Böyle bir uygulamamız vardı. Normal şartlarda normal böyleydi. Normal şartlarda böyleydi ama bu olağanüstü bir durum, arızi bir durum, geçici bir durum inşallah. Öyle temenni ediyoruz. İnşallah. Rabbim bu güzel günlerin hürmetine inşallah bizi bu korona belasından inşallah kurtarsın bir an önce. İnşallah Kurban Bayramı'nı daha güzel, daha hür bir ortamda geçirelim temennisinde bulunuyoruz. Rabbimizden böyle dua ediyoruz. İnşallah Rabbim kabul İnşallah eylesin. İnşallah. Dolayısıyla bu geçici durumdan biraz daha oruçta öğrendiğimiz sabra devam edeceğiz. Sabretmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizi erteleyeceğiz belki. Fakat bu demek değildir ki eşimizle, dostumuzla, akrabamızla, yarenlerimizle, annemizle, babamızla iletişimde olmayacağız. Elbette ki iletişimde olacağız. Efendim, iletişim yollarının birçoğunu kullanacağız. Telefonlarımız var, değil mi? Tamam. Efendim, sosyal medyamız var. Şu var, bu var. Birçok iletişim kanalımız var. Dolayısıyla biz daha çok bu bayramda bunları kullanarak onların gönüllerini alacağız. Hal ve hatırlarını soracağız. Yine bayramı bayram yapan en önemli hususlardan birisi İhtiyaç sahiplerini sevindirme. Bakın fitre var, değil mi? Fitre, yaratılış sadakası. Yine Ramazan'a mahsus bir ibadettir. Ne zaman verilmesi en efdaldır? Bayramdan önce, değil mi? Neden? Çünkü ihtiyaç sahibi olan kimse ihtiyaçlarını gidersin ve o şekilde bayrama ulaşsın. Evet. Şimdi ihtiyacı olan, ihtiyaç içerisinde kıvranan birisinin sevinç içerisinde olmasını, bayram yapmasını bekleyemeyiz. Bakın fıtra buna yönelik bir uygulamadır. Buna yönelik bir sadakadır. Elhamdülillah birçok kardeşimiz bugüne kadar fitrelerini verdiler.
yerlerine ulaştı elhamdülillah. Rabbim sevabını bol eylesin. Amin, amin. Yine bu fitreyle bitmiyor. Yine bizim göreceğimiz, gözeteceğimiz insanlar mutlaka vardır. Onları unutmayacağız. Bunun için mutlaka evimizden çıkmamız gerekmiyor. Her türlü yardım oturduğumuz yerden pekala bir SMS'le bile ne yapabiliyoruz? Yardım edebiliyoruz. Dolayısıyla bunu unutmayalım. Yine yardım etmeye devam edelim. İhtiyaç sahiplerini hatırımızdan çıkarmayalım. Diğer taraftan da hani pandemi dönemi bizim için şer gibi oldu ama bir diğer hususu da şu ki bizi evimize döndürdü. İç bükey bir yolculuğa çıkardı bizi. Çocuklarımızla daha fazla vakit geçiriyorduk. Eşlerimizle daha fazla vakit geçiriyorduk. Aslında bu da bir nevi diğer tarafından bakıldığında hani bu kadar şerrin içerisinde bir hayır. Bunu da hayır olarak görmek lazım. İşte bu bayramı da kendi çocuklarımızın içerisinde kalarak inşallah daha güzel bir şekilde ihya edelim, idrak edelim. Bol bol dua edelim. Bol bol dua edelim. Bugün dünyanın muhtelif yerlerinde, Doğu Türkistan'da, Çin'de, efendim Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, dünyanın birçok yerinde, hani belki şu anda aklımıza gelmeyen Filistin'de birçok kardeşimiz şu anda onlar bayram yapamıyorlar belki, değil mi? Yani böyle bir durumla karşı karşıyalar. Evet. Rabbimizden onlara gerekli desteği veremediğimiz için bizleri bağışlamasını temenni ediyoruz. Yani bizim aslında sorumluluğumuz büyük ama elimizden de çok fazla bir şey de gelmiyor konjonktürel şartları değerlendirdiğimizde. Onlar için bolca dualar edelim. Maddi yardım talep edildiğinde inşallah elimizden gelen bütün imkanlarımızı seferber edelim. Onlara yardımcı olmaya çalışalım. Şunu da unutmayalım ki bayram salt eğlence zamanı değildir. Yani sadece eğlenilerek geçirilecek bir zaman değildir. Zaten pandemi de bunu belli oranda kısıtladı. İsraftan kaçınalım. Şu anda Ramazan'dan çıktık. Kıtlıktan çıkmış gibi yeme içme hususuna bir anda dalmayalım. Bu bizim sağlığımız için de sıkıntılı. Yavaş yavaş. O yüzden de zaten alıştıra bir şeyi yapmak, alıştıra bir şeyi bırakmak. İşte Şevval oruçlarımız var bizim inşallah, değil mi? İnşallah. Ramazan bayramından sonra 6 gün Şevval oruçlarını ne yapabiliriz? Tutabiliriz. Çünkü Ramazan'ı tutan, Şevval orucunu tutan senenin tamamında efendim oruç tutmuş gibi mükafat alır diye rivayetlerimiz var. Yine kılığımız, kıyafetimiz her zaman bizim geleneklerimize, göreneklerimize, dinimize uygun olması lazım. Hani bayram diye ucube kıyafetler falan da giyinilmemeli. Yine bayram vesilesiyle şuna da dikkat edelim. Yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız her bir şeyin helal dairede olmasına dikkat edelim. Mümkün mertebe şüpheli şeylerden de kaçınmaya çalışalım. Zararlı şeylerden de kaçınmaya çalışalım. İsraftan kaçınalım. Bayramdır diye efendim israf etmeyelim. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de israf edenler şeytanların kardeşleridir diyor. O şekilde ifade ediliyor ayet-i kerimede. Şeytansa diyor Rabbine karşı nankördür. İsraf bir nankörlüktür. Diğer taraftan israf dünyanın herhangi bir yerinde muhtaç birisi varsa onun hakkının heba edilmesidir. Bakın yaptığımız o israf dünyanın herhangi bir yerinde muhtaç bir insanın hakkının heba edilmesi anlamına gelir. Bayramlar kardeşlik günleri dedik. Yine işte tekrar edelim. Eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı inşallah arayacağız, bayramlaşacağız. Hatırlarını soracağız, gönüllerini alacağız inşallah. Bir de son olarak bununla ilgili bir husus var ki Behlül-ü Dana Hazretleri Harun Reşid'in bir bayram günü atının üzerinde efendim bayram yerine çıktığını görüyor. Orada ona karşı Behlül-ü Dana'nın zikrettiği bir husus var inşallah. Onu da aktararak konumuzu noktalayalım istiyorum. Evet hocam. Değerli hocam. O da inşallah şu şekildeydi. Gerçek bayram nedir? Şeklinde onun ifadesi, Behlül-ü Dana'nın ifadesi. Diyor ki
Leysel idu limen lebisel cedid. Gerçek bayram yeni elbise giymek değildir. Hani normalde biz bayramda güzel elbiseler giyeriz, çocukları sevindiririz. Ama diyor esas bayram yeni elbiseler giymek değildir. Peki nedir? İnnemel idu limen eminel va'ide. Kim diyor ahiretin azabından emin olabilirse gerçek bayram odur. Yani bunların üzerinde de düşünmemiz lazım. Yine devam ediyor. Diyor ki leysel idu limen yetebahharu bil udi. Gerçek bayram güzel kokular sürünmek, gerçek bayram işte övünmek bu tür değildir. Nedir? İnnemel idu limen tebe ve la yavud. Gerçek bayram odur ki günahlardan pişman olup günahlara tevbe edip tekrar günahlara dönmemektir. Yani buradan şunu da söyleyelim. Gerçek bayram odur ki Ramazan'da elde ettiğimiz kazanımları devam ettirmektir. Yani ibadet taatı sadece Ramazan'a hapsedip ondan sonra senenin diğer 11 ayında keyfimizce yaşama şekline dönüştürmememiz gerekiyor. Yine işte leysel idu limen zeyyenel gusura. Gerçek bayram evleri süslemek değildir, sarayları süslemek değildir. İnnemel idu limen zeyyenel gubura. Esas bayram kabirleri süsleyebilmektir. Kabirleri ziynetlendirebiliyorsak gerçek bayram odur. O da neyle olur? Kur'an'la olur, amel. Namazla olur, amelle olur. Evet. Kabrin ziynetlenmesi, aydınlanması, süslenmesi. Yine diyor ki gerçek bayram güzel bineklere binmek değildir. Gerçek bayram hataları terk etmektir. Gerçek bayram takvaya binebilmektir. Takvalı olabilmektir. Yine diyor ki gerçek bayram hizmetçiler edinen kişiye değil Kur'an'ı dost edinen kimseyedir. Esas bayram Kur'an'ın dostu olan kimseyedir. Gerçek bayram süslü minderler, süslü koltuklar, süslü döşekler üzerinde oturan kişiye değil, gerçek bayram Sırat Köprüsü'nü geçen kişiyedir diye bu şekilde bize gerçek bayramın ne olduğunu da hatırlatmış oluyor. Rabbim cümlesine rahmet eylesin. Amin. Biz bütün izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. İnşallah Rabbimizden temenni ediyoruz. Daha nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli, güzel bir şekilde sevdikleriyle beraber kavuşmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün bayram. Bayramı biraz buruk geçirdik. Bildiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif'i buruk geçirdik. Evet. Rabbim tekrarları nasip etsin inşallah. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ben hocam teşekkür ederim. Sizin de bayramın mübarek olsun. Değerli Yozgat TV izleyicilerimiz, bugün Sorgun Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Din Ekseninde Hayatımız adlı programımızda bayramı konuştuk. Cümlenizin, hepinizin bayramları mübarek olsun. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.